Hocam Hristiyan olduğunu söyleyen, Yahudilikle bizim bir alakamız yok dediğini söyleyen ve çok ciddi de bir tabanı olan Amerika'daki o Evangelist. yönetim takımının bunlara kayıtsız ve sınırsız desteğini, yani o evangelistlerin desteğini nasıl Evangelist midir, değerlendiriyorsun? gelis midir? Yani orada bir tarikat değişti derdi Erbakan Hoca. Bush için o zaman. Biz de anlamazdık. Yahu Bush'un tarikat değişmesinin bize ne alakası var derdik. Bu Erbakan Hoca da derin şeyler konuşuyor da yani bize bir de hitap etmiyor zannederdik. Ama şimdi geldiğimiz noktada Gazze'de ondan oluyor. Orada ondan, bizim PKK oradan, PYD oradan, ya Suriye oradan gitti, Irak oradan Evet. gitti, Lübnan bitti, Yemen bitti. Allah Allah, hoca ne diyordu ya diyoruz. Çünkü o tarikat değiştirince ne oldu? İşte Mesih'in gelmesini bekliyor. Tamam, bütün Hristiyanlar Mesih bekliyor. Zaten şimdi bir kadın videoda altyazı yapadı. Ben tabii İngilizce anladığımdan değil. Ben Müslüman oldum diyor. O videoda onu en çok etkileyen, ilgilendiren şey ne olmuş? Ya bu Müslümanlar İsa'nın gelmesini bekliyormuş diyor ya. Evet. Aa diyor. Kimse bekleyen kalmadı diyor ya. Bir Müslümanlar kalmış diyor. Hristiyanlar da konuyu saptırıyor. Ruhani muhani diyorlar. Biz bedenen bekliyoruz. Bu sefer diyor ki ben Müslüman oldum diyor ya. Benim inandığım İsa'nın diyor. Bekleyeni bunlar diyor ya. Şimdi bizim ilahiyat ne yapıyor? Bu diyor İsrailiyattan girmedir diyor. Sakın diyor İsa Mesih'in ineceğine, yaşadığına dair inanmayın diyor. İşte Mehmet Görmez'in şusu busu fiten hadisleri sorunludur ki onda Zuhruf Sözü ayetten de deliller var. Haris Aydemir 4 tane ayet okuyor. Bu manaya geliyor ama diyor ben yine de şüpheliyim diyor. Ondan sonra hadisleri de okuyor. Bu hadisler sahihtir ama diyor. Sahih de olsa hüküm ifade etmez diyor. Bu şekilde şimdi deist nereden oluyor? Deist yapmaya zaten gavur papaz Evet, lazımdı ki. Adam hocam. hadise şey koyuyor, ayete yorum koyuyor. Oraya temsil diyor, buraya sembolik diyor. Mucizeleri inkar ediyor. Yani bu çocuk ne yapsın ya? Bu çocuklar diyelim kimi dinledi? Sen Mustafa İslam onu dinledi. Peki hocam şu Yani bilgiyi de kimi paylaşayım dinledi? mı? Mehmet Emin Yıldırım'ı dinledi. Onun dergisine yazıyor. Şöyle bir Diyor bilgi. ki ay yarılmadı diyor. Peki şu Ne bilgiyi diyor? paylaşayım. Musa Aleyhisselam diyor denizi geçmedi diyor. Ne oldu diyor? Medcezir olay oldu diyor. Ya bütün Kur'an bunu anlatıyor. Dağ gibi dalgalar yanda durdu. Evet. Kuru ayakları kurudan geçti. Medcezirle ne alakası? Yani şu anda sen bunları deistliğe sevk edeni, içkici sarhoşu, ayyaşı, sanatçısını, şovcusunu, mankenini zannetme ya. İçimizdeki bu ayet hadise tevil getirip mucize inkarlar bilmem ne bilmem, gençliğin beynini mahvetti. Bak şu anda bir Hristiyan Amerika'da Avrupa'da İsa Aleyhisselam'ın nüzülü hadisini duyunca Müslüman oluyor. Buradaki de bu hadisi inkar edince buradaki Müslüman da gavur oluyor. Bunu anladığın zaman hadis inkarı ve ayetlere yorum katıp tevile gidip mucizelerin inkarının işi nereye götürdüğünü anlarız. Ağır bir boyutu Evet. var. Çok büyük bir tespit oldu şu anda burada. Peki, çok güzel bir açıklamaydı. Ben şu kısmı da hatırlatayım hocama, çok önemli. Evangelizm Amerika'da İşte onlar neye özellikle... inanıyor? Mesih gelmesi için Evet. İsrail, Büyük İsrail'in kurulması lazım. Nil'den Fırat'a arz-ı mevdun tahakkuk etmesi lazım. Bunun için de biz de İsa Mesih'in Ama ümmetiyiz. Yani evangelizmi... İsa gelmesi için, İsa'nın gelmesi İsrail'in için başarılı olması. bizim ne onun adı İsa Aleyhisselam'la buluşmamız için dünya hakimiyeti onlar da bekliyor Mesih'le. Kurtuluş bekliyor veyahut da dünya hakimiyeti. Evangelizmin Amerika'daki katedral kısmındaki ayinlerin de en önemli dipnot şu. Oradaki Hristiyanlar buradaki dogmatik din anlayışı üzerinden geliştirdikleri teorik yapı bilgi şu. Bize bir nimet olarak gelen Yahudiler Siyonizm altını çiziyorlar ve bizlerin Siyonizmin Mesih'in veya Maşah'ın gelmesine hizmet etmemiz için bir an önce Yahudilere yardımcı olmak zorundayız Zorundayız. Evet. ve çağrıyı da hızlandırmak zorundayız Tabii. deyip özel ayinler yapılıyor. Evangelizmin en büyük popüler din olmasının İşte. nedeni Amerika'da buna çağrı ve özel ayinler İşte yapılması. şu hocanın dediği buraya geliyor. Yani ondan evvelki Amerikan başbakan, şey, cumhurbaşkanlarının bu derdi yokken Roma'ydı onlar. adam tarikat değişip
Bush, ondan sonra Irak başladı zaten. Yani tarikat değişip evangelist olunca onun imanı oluyor. Yani itikat yapısı oluyor. Mesih'e hizmet etmek için Irak'a bilmem nereye, o zaman Yahudi'ye Siyonist'e soruyor, ne yapmamız lazım? Yani sizin erzim avudu olmanız için bu şeyi işgal etmemiz lazım. Buraları şuraları iç savaşa 3'e 5'e bölüp yutmak lazım. Ondan sonra seni buralara yayıldırmam lazım. İşte Kürdistan projesi, Siyonistan projesi, bizim 21 vilayetimiz içinde bütün bu projeler bu kehanetlere, Tevrat'taki ayet ayetse de yanlış yorumlan bize vaat edildi diyor. Bunun yanlış olduğunu da nereden anlıyoruz? Ayette salih kullar diye geçiyor. Yani Tevrat'ta da geçtiğini söylüyor Kur'an. Ben Tevrat'ı bilmiyorum. Ben şu anda bu Tevrat'taki Allah'ın vahyidir diye Tevrat'ta olan bir ayet hakkında yorum yapamam. Kur'an'a sünnete muhalifse tekzip ederim. Muhalif değilse ne tasdik ederim ne tekzip ederim. Ama Kur'an'da söylüyorsa ki burada ben bunu yazmıştım, o zaman tasdik ederim. Çünkü Kur'an'da ne diyor Enbiya suresinde? وَلَقَدْ اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ. Orada zikir dediği Tevrat. Kur'an'ın da bir ismi zikirdir. Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmıştık diyor. Şimdi yazdığı için bunu tasdik ediyor. اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Küre-i arz, hatta oradaki işte orada iki, tam anlatamam, iki elif lambda Arapçada hati harici vardır, ahdi zihni vardır. Ahdi zihni olursa istigrak ifade eder, bütün küre-i arz, dünya. Ahdi harici ise özel bir o toprak diye, o zaman o toprak diye mana vermen lazım. Meallerde bunlar da çok yanlış oluyor. O toprak dediğin zaman Nil'le Fırat arası oluyor. Her hangisi ise yerizü ibadiyye salihun, benim salih kullarım varis olacak ve oraların yönetimine hakim olacak diyor. Bunu Tevrat'ta da yazdım diyor. Zebur'da da yazdım diyor. İşte İsrail Kur'an, o biziz diyor. İşte Kur'an'da da bunu yazdı. Şimdi burada iki mana var. Bir, bütün küre-i arz ise bu, ona da müsait. Şu ana kadar bu tahakkuk etmemiştir. Hiçbir şeriatta, hiçbir peygamber hakkında tahakkuk etmemiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini de bütün dünyaya şu ana kadar hakim olmamıştır. Evet. Hüccet ve delil bakımından üstün olmuştur. Onun karşısında hiçbir din delil getiremez. Hiçbir papaz şey, bir İslam aliminin karşısında konuşacak durumu yok. Delil bakımından çürütürüz. Orada galip olmuştur ama mesafe bakımından bu galibiyet, yani Nil'le Fırat arasını demiyorum, küre-i arz bazında şu ana kadar tahakkuk etmemiştir. Bu ne zaman tahakkuk edecektir? İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, Hazreti Mehdi'nin zuhuru, İsa Aleyhisselam inimde son 7 senede beraber olmalarında ayet Es-Selam lehüvellezi yarsale Resulü bil hüda ve dinil hakkı, hak din ile Resulünü gönderdi hidayetle. Niye? Liyuzhirahu aleddini küllihi, bütün dinler üzerine onun şeriatını galip etmek için. Akıbet böyle yapacak diyor. Orada da şimdi iki mana çıkıyor. Eğer bütün dinlere karşı hüccet ve delil ve üstünlük ve konuşmada susturma bakımındansa bu tahakkuk etmiştir. Şu anda tahakkuk İslam etti. Etmiştir. İslam ulemasının karşısında bütün dünyanın hahamı papazı gelsin. İslam ulemasının onları susturacak akli ve nakli delilleri vardır. Onlar da zaten böyle bir karşılaşmalara yanaşmıyorlar. Kaç kere de bu şey meydan okuma yapıldı İslam uleması tarafından. Bu tahakkuk etmiştir ama bütün dinlerin mensupları bazında, Hristiyanı, Budist'i, şusu busu, hepsine İslam üstün gelip maddi boyutta, yönetim boyutunda galip gelmemiştir. Orada da bütün küre-i arz dersen o ayette açık kalıyor. Burada da din mensupları manası verirsem bu ayette açık kalıyor. Peki. Ama bunun tahakkuku zamanı önümüzdedir. Mehdi Hazretleri'nin zuhurunda dünyanın ekseriyetinde Müslümanlar hakim olacaktır ama İsa Aleyhisselam'ın nüzulünden sonraki aşamada dünyada ne buyuruyor? Hadis-i Şerif Buhari'de de geçiyor. وَيَتَّحِدُ الْمِلَلِ كُلُّهَا, bütün milletler, orada Arapçada millet din demektir. Milleti İbrahim deniz, oradaki millet ırk değildir. Bütün milletler, yani dinler ittihat edecek. Din dediği de zaten tek din İslam da, milletin din dedikleri yani. Budizmin din dediği, bilmem ne dediği, hepsinin birleşecektir. O birleşmek ne demek? Dünya üzerinde bir kafir kalmayacaktır. Dünya kafir üzerinde. Evet, kıyametten evvel dünya üzerinde. Sonra kıyamet kafirlerin kafasına, o değişim olacak kısa zamanda. Onu konuşmuyoruz. Hocam bir soru. Dünyada yani bir kafir kalmayacak. Bu ne demek?
onu bütün din mensuplarına da galip edecek. Küre-i arzın tümüne salih kullarım varis olacak. Bu salihler biziz diyorlar. Halbuki oradaki salihlerden maksat Allah ve Resulü'nün Allah'ın vahyi üzere yaşayan, Allah'ın emirlerine itaat eden kullardır. Bunlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı olduğundan dolayı arzuma zaten tahakkuk etti. 1400 senedir bu arazilerde sadece Müslüman yaşıyor yani. Bu vardır. Dünya bazında da kesinlikle tahakkuk edecektir. O da bir kafir kalmayacaktır. Arzu mevut budur. Ama onlara gelenler, hocam, onlar bu araziyi gasp edip kendilerinin yerleşmesi olarak yorumladıkları için bu savaşlar devam ediyor. Bir